Biz burada yaşayan Kürdistanlılar ve Kürtlerin dostları, Orta Doğu'da yaşanan savaşın, çatışmanın son bulmasından yanayız. Bizler Orta Doğu halklarının özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. Baskıcı, otoriter rejimlere edibes ediyoruz. Artık yeter diyoruz. Çok uzun süredir Orta Doğu halkları Tunus'tan başlayan, Mısır'a devam eden, şimdi yanı başımızda Suriye'de devam eden bu isyan, bu itiraz tam da bunun içindir. Faşizme karşıdır, otoriterleşmeye karşıdır. Emekçinin, halkın güçlü bir itirazıdır. Orta Doğu halkları artık daha çok özgürlük istiyor, daha çok demokrasi istiyor ve barış istiyor. Ama egemenler halkların bu taleplerini kendi istedikleri gibi alıyorlar. Halkların devrimini çalmaya çalışıyorlar sevgili arkadaşlar. Biz buradan Halkların Demokratik Partisi olarak Orta Doğu'daki tüm halkların yanında olduğumuzu, onların devrimliğe sahiplendiğimizi ifade etmek istiyoruz. Orta Doğu'da halkların itirazı açısından en önemli devrim Rojava devrimidir. Yanı başımızda Suriye'de yaşanan savaşın, çatışmanın içerisinde kendisini örgütleyerek, halkını örgütlü bir güce kavuşturarak Rojava Kürdistanı'ndaki halkımız devrim gerçekleştirmiştir. Buradan onlara selam olsun diyoruz. Sizin devriminiz, sizin gerçekleştirdiğiniz devrim sadece Kürtler açısından değil, bütün dünya halkları açısından, Orta Doğu halkları açısından örnek teşkil ediyor. O yüzden bu devrimden korkuyorlar sevgili arkadaşlar. Bakın Suriye'de yaklaşık 2 yıldır kanlı bir süreç yaşanıyor. Bir yandan Esad rejimi halka karşı baskıcı otoriter uygulamalarına devam ediyor. Diğer yandan El-Kaide'ye bağlı gruplar, El-Nusra, bilmem başka gruplar halklara büyük bir zulüm gerçekleştiriyorlar. Rojava Kürtleri ne yaptı? Ne Esad'ın yanında yer aldı, ne de bu El-Kaide'ye bağlı katil grupların yanında yer aldı. Ne yaptı? Halkını savundu. Kendi özgürlüğünü örgütledi ve kazandı. Şimdi Suriye'nin geleceği konusunda uluslararası bir toplantı yapılıyor. Cenevre'de, ismi Cenevre 2 toplantısı. Bu toplantı bizim açımızdan eğer meşru olacaksa Kürtlerin katılımıyla olur. Şimdi uluslararası güçler ABD'den Rusya'ya Kürtleri bu konferansın dışında tutmaya çalışıyorlar. Şimdi Suriye'de demokratik bir gelecek mi istiyorlar, yoksa mevcut çatışmanın devamını mı istiyorlar? Bize dayatılan 2 seçenek var. Ya Esad'dan yana olacaksın ya da El-Kaide'den yana olacaksın. Biz ikisini de reddediyoruz. Ne Esad'dan yana olacağız, ne El-Kaide'den yana olacağız. Biz halklardan yana olacağız. Biz Kürt halkının özgürlüğünden yana olacağız sevgili arkadaşlar. İşte o yüzden bugün Ahmet'te, Kürdistan'da ve İstanbul'da bunu daha güçlü ifade etmek için sokaktayız. Biraz önce milletvekili arkadaşlarımız da ifade etti. Çünkü Rojava devrimi sadece Rojava devrimi değildir. Rojava'nın geleceği sadece Suriye'yi ilgilendirmemektedir. Aynı zamanda Türkiye'yi de ilgilendirmektedir. Rojava'da halkımız özgürlüğüne kavuşması, Türkiye'deki Kürt halkının özgürlüğüne kavuşması açısından da önemlidir. Sevgili arkadaşlar, Orta Doğu'da bir Kürdistan sorunu vardır. Evet, doğrudur. Kürdistan coğrafyası 4'e parçalanmıştır. Kürt halkı 4 ülke sınırları arasında yaşamaya zorlanmıştır. 4 ülkenin de Kürtlere dayattığı zulüm olmuştur, işkence olmuştur. Hepsi bizi kimliğimize, kültürümüze, dilimize savaş açmışlardır. Ama 4 parçada da
Kürtler bu faşizan politikalara karşı direnmiştir. İşte Güney Kürdistan'da kazanmıştır. Selam olsun diyoruz. Rojava Kürdistan'da kazanmıştır. Selam olsun diyoruz. Ve Rojhilat'ta, yani Doğu Kürdistan'da, İran Kürdistan'da Kürtler direniyor ve kazanacaktır. Ve Türkiye'de, Türkiye Kürtleri de 30 yıldır özgürlük mücadelesi veriyor. Bu faşizme karşı, bu teklifleştirmeye karşı 30 yıldır kesintisiz özgürlük mücadelesi veriyor. Kürdistan'da direnen, Türkiye Kürdistan'da direnen yoldaşlarımıza da selam olsun diyoruz sevgili arkadaşlar. Kürdistan faşizme zaten mezar olmuş. Asıl Türkiye'de faşizme mezar olsa Türkiye halkları da kurtulmuş olacak sevgili arkadaşlar. Bakın, Kürt halkı dört parça içerisinde de özgürlük mücadelesi veriyor ve kazanacak. Şimdi o yüzden Orta Doğu'daki mesele sadece bir Rojava meselesi değildir. Kürdistan meselesidir. Kürt halkı dört parçada da özgürlüğüne kavuşmadığı sürece gerçek anlamda bir çözümden bahsetmek, barıştan bahsetmek mümkün değildir. Biz buradan, o açıdan şunu ifade ediyoruz. Özellikle Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın söylediği gibi, Kürtlerin sadece bir ulus devletinin olması bu sorunu çözmez. Kürtler dört parçada da hem kendi özelliğini ilan edecekler, hem de birlikte yaşadığı halkları özgürleştirecekler diyorlar. Bu Orta Doğu halkları açısından muazzam bir öneridir sevgili arkadaşlar. Orta Doğu Konfederasyonu diye ifade edilen bu öneri halkların baharıdır, halkların bayramıdır. Çünkü biz hem kendimizi özgürleştireceğiz, hem de birlikte yaşadığımız halkları özgürleştireceğiz. İşte yanı başımızda Rojava'da bunun deneyimini yaşıyoruz. Rojava'da Kürdistan'ında geçici bir meclis kuruldu biliyorsunuz. Bu Rojava Kürdistan'da yaşayan bütün halkların, Asurilerin, Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Ermenilerin birlikte kurduğu bir yönetim oldu. İşte Türkiye'ye örnek olsun. Biraz önce Faysal arkadaşımız bir tane bir kantonun bir şeyini okudu. Anayasanın bir maddesini okudu. Ne diyor? Orada iki tane resmi dil var. Değil mi? Kimseyi de bölmüyor. Hiç kimsenin hakkına da helal getirmiyor. İşte daha Rojava devriminin Türkiye demokrasisine, Türkiye'ye de birçok konuda örnek olacağını söylüyoruz. Biz buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sesleniyoruz. Siz eğer Cenevre'de yapılacak toplantıda bir rolünüz varsa, bu rolünüzü Kürtleri bunun dışına itmek, Kürtleri buradan yok saymak üzerinden sadece Suriye'nin muhaliflerini bu konferansa katılmasını sağlayarak siz Suriye'de barışı getiremezsiniz. Yapacaksanız, gerçekten Suriye halklarının dostlarıysanız yapmanız gereken bir şey var. Kürtler oraya bağımsız katılmalıdır. Kürtler, Kürdistanlılar oraya bağımsız olarak katılmalı. Kendi demokrasi deneyimlerini oraya taşımalıdır. Sevgili arkadaşlar, Rojava'daki devrim büyük ve onurlu bir devrimdir. Daha önce burada söyledik, hatırlarsanız bir miting daha yaptık. Rojava devrimi bir kadın devrimidir. Rojava devrimi bir gençlik devrimidir. Rojava devrimi Orta Doğu halklarının umudunu tekrar yaşartan güzel bir devrimdir dedik. Rojava devrimine sahip çıkmak her onurlu insanı açısından bir görev ve sorumluluktur. Biz o açıdan uluslararası güçlerin Rojava halkını dikkate almadan gerçekleştireceği bir konferansın çözüm getirmeyeceğini, savaşı, çatışmayı derinleştireceğini buradan uyarıyoruz. Kürtler mutlaka orada yer almalıdır. Bir konferansla tabii ki her sorun çözülmez. Ama o konferansa yaklaşım Kürt sorununa nasıl yaklaştığını,
Rojava'daki Kürtlerin geleceği konusunda nasıl bir yaklaşım içerisinde olduklarını göstermesi açısından önemlidir. ABD'nin, Rusya'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin Orta Doğu'daki gelişmeler konusundaki rolünü herkes biliyor. O yüzden sevgili dostlar, yoldaşlar, biz buradan Halkların Demokratik Partisi olarak da tavrımızı çok net olarak ifade ediyoruz. Biz Kürdistan halkından tarafız, Arap halkından tarafız, Suriye'nin barışından yana tarafız, Suriye'nin demokratikleşmesinden yana tarafız. Bunun da ancak ve ancak bu konferansa Kürtlerin de bağımsız olarak kendi temsilini bulması, yine Arap halklarının, oradaki muhalefetin, Suriye'de demokratik muhalefetin, El-Kaide'nin değil sevgili arkadaşlar, demokratik muhalefetin katılmasıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Biraz önce söylediğim şeyin altını bir kez daha çizerek bu konudaki görüşlerimi bitirmek istiyorum. Şimdi uluslararası güçler bize şunu dayatırsa, ya Suriye'deki bu faşist rejim, halklara zulmü reva gören, baskıyı reva gören bu rejim, ya da El-Kaide'ye bağlı terör gruplarını seçecekseniz diyorlarsa, bir kez daha diyoruz ki hayır, biz özgürlüğümüzden yana olacağız. Rojava halkı buna karşı direnecektir. Biz de burada bu direnişe destek vereceğiz. Nerede olursak olalım bu direnişi sahipleneceğiz ve bu direnişe destek vereceğiz. Bizim bildiğimiz bir bu var zaten, biliyorsunuz arkadaşlar. Bugüne kadar nasıl geldiysek direnerek geldik. Direne direne bugüne kadar kazandıklarımızı bu noktaya getirdik. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'deki Kürt sorununa ilişkin de birkaç şey ifade etmek istiyorum. Türkiye'de de biliyorsunuz bir sistem krizi yaşanıyor. Ve bu kriz ciddi bir krizdir. Her gün her gün yeni belgeler, yeni durumlar ortaya çıkıyor. En son 17 Aralık'ta ortaya çıkan durum, artık bu düzenin gitmesi gerektiğinin çok açık ve net göstergesidir. Ne AKP, ne onun yerine gelmesi düşünülen CHP, şu bu, bu işi çözemez. Çünkü hepsi bu düzenin ortağıdır. 100 yıldır bu düzenin ortağıdırlar sevgili arkadaşlar. Onlar bu ülkede bu ikili hukukun oluşması konusunda işbirliği yaptılar. Özellikle 90'lı yıllarda Kürdistan'da yaşanan savaşı görmediler. Orada olağanüstü hal uygulandı. Özel hukuk uygulandı. Ve onlar Kürdistan'da özel bir hukuk oluşturdular. Buna kimse itiraz etmedi. Bugün gelinen noktada yargı üzerinden bir tartışma yürüyor. Türkiye'de yargı diye bir şey mi var? Biz biliyoruz ki Cumhuriyet'in kuruluşundan bugün aslında yargı siyasaldı. Ama bugün o kadar bariz ortaya çıktı ki siyasal iktidarın elinde ne hale geldiğini yargının bir kez daha gördük. Şuradan bunu ifade etmek istiyoruz. Eğer yargınız bağımsız değilse orada adalet falan yoktur. İktidar kimse, atalarımız bir söz söylemiş. Düdüğü çalan, değil mi? Parayı veren düdüğü çalar mı? Türkiye bu hale geldi. Kim parayı veriyorsa düdüğü o çalıyor. İktidar kimdeyse yargısı da, yasaması da, yürütmesi de aynı noktaya gelmiş durumda. İşte sevgili arkadaşlar, bu sistemin çürümüşlüğünü biz ta öncelerden gördük. Dedik ki siz bu ülkeyi demokratikleştirmezseniz, Kürt halkının özgürlüğünü engellerseniz siz de beraber çürürsünüz diye bugün çürüdüklerini gördük. Kürt halk önden Sayın Abdullah Öcalan 30 yıldır bu ülkede Kürt halkının özgürlüğü konusunda mücadele ediyor. Ama sadece Kürt halkının özgürlüğü değil, Türkiye halklarının özgürlüğü konusunda da mücadele ediyor. Ortak bir yaşamın ancak birlikte eşitlik hukukuna dayalı olarak demokratik bir sistemin gelişmesiyle mümkün olduğunu düşünüyor. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak Sayın Öcalan'ın bu görüşünü önemsiyoruz. Birlikte yaşayacaksak o zaman birbirimizi tanıyacağız. Birlikte yaşayacaksak o zaman eşitlik hukukunu geliştireceğiz. Kişiye göre hukuk değil, iktidara göre hukuk değil, halka göre adaletli, herkese eşit bir hukuk isteyeceğiz. Bu olmadığı sürece Türkiye'de ne demokrasi olur, ne özgürlükler olur, ne de barış olur sevgili arkadaşlar. Biz buradan şunu bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Türkiye'de devlet Kürt sorunu falan çözmek istemiyor.
Nereden mi biliyoruz? İşte birkaç gün önce, bir yıl önce Paris'te katledilen üç kadın yoldaşımız Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez'e ilişkin belgeler ortaya çıktı. Bir tane ses kaydı Ömer Güney'in, bir tane de MIT'in belgesi. Şimdi AKP iktidarına soruyoruz, başbakana soruyoruz. Sen bir yanda İmralı'da görüşme yapıyorsun Kürsel Könder ile, diyorsun ki çözüm yapacağım. Bir yandan da bu katliama zemin sunuyorsun ya da ortağı oluyorsun. Şimdi biz sana nasıl güvenelim? Bu halk nasıl bu barış sürecine inansın böyle bir durumda? Hatırlarsanız o zaman bu katliamın çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğunu, bu konuda Türkiye'nin sorumlu olduğunu, eğer sorumlu değilse bunu açığa çıkartması üzerinde çağrılar yapmıştık. Bir yıldır bu konuda hiçbir adım atmadılar. En son AKP cemaat kavgasında belgeler ortada uçuşuyor. Kim sızdırdı bilmiyoruz. Ama kim sızdırdıysa sızdırsın, bir gerçek var. Bu üç kadın yoldaşın katliamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorumludur. Şimdi ona yapması gereken şey, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken şey, eğer Kürt sorunu çözümünden yanaysa, eğer gerçekten demokratikleştirmeden yanaysa, bu katliama emir veren, bunun sorumluluğunu üstlenenleri derhal yargılanması, hesap vermesidir. Ama AKP hükümetinin hesap verme niyeti olmadığını biliyoruz. Roboski'den biliyoruz. Bu belgelerden biliyoruz. Eğer bunlar gerçekleşmezse sevgili arkadaşlar, Türkiye'de çözüm sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Samimi de değildir. Biz bu konuda hükümetten bir açıklama beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve buradan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez yoldaşlarımıza selam olsun diyoruz. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Kadın yoldaşlarımızın mücadelesi bizim mücadelemizdir. Mücadeleye devam. Direneceğiz ve kazanacağız. Söz olsun sizlere. Şehitlerimize söz olsun. Halkımıza sözümüz olsun sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, sadece mesele bu değil. Bakın Gever'deki katliam, üç tane genci katlettiler. Hala hesabını vermediler. Hala Kürt halkını sinir uçlarına dokunmaya devam ediyorlar. Şimdi üniversitelerde saldırılar gerçekleşiyor. Şimdi biz buradan hükümete sesleniyoruz. Bu saldırıları neden durdurmuyorsunuz? İçişleri Bakanlığı ile görüştük. Valilikle görüşüyoruz. Haberleri bile yok. Marmara Üniversitesi'nde işte burada dün bir genci bıçakladılar. Yüzleri maskeli. 9 kişi bir öğrenciye saldırmışlar ve yaraladılar. Kaç gündür Marmara Üniversitesi'nde kavga devam ediyor. Sadece Marmara Üniversitesi'nde değil sevgili arkadaşlar. Bolu'da, Maraş'ta, Türkiye'nin kaç tane üniversitesi varsa orada Kürt öğrencilere yönelik bir saldırı gerçekleştiriliyor. Kürtler bu bir çatışmanın içerisine çekilmek isteniyorsa, eğer buradan Kürt gençlerine yönelik saldırıyla Kürt halkına bir gözdağı verilmek isteniyorsa, kim bunu yapıyorsa bu yangında kendisi yanar, uyarıyoruz. Kürt halkına, Kürt gençliğine yönelik bu saldırılar asla ve asla sadece Kürt gençliğine yönelik değil, bütün halka yönelik yapılmış olarak algılayacağız. Buradan beyan ediyoruz. Kürt gençleri yalnız değildir. Halkların Demokratik Partisi olarak biz Kürt gençliğinin yanındayız. Kürdistanlılar Kürt gençliğinin yanındadır. Bu saldırılar derhal son verilmeli. Bu saldırılar kim planlıyorsa, kim yapıyorsa açığa çıkartılmalıdır sevgili arkadaşlar. Bu herhangi bir mesele değildir. O açıdan biz bir kez daha bunun çok kapsamlı bir şey olduğunu, aslında bu ülkede Kürt sorunun çözümünü istemeyenlerin, Kürt sorunun çözümünü engellemek isteyenlerin devrede olduğunun altını çiziyoruz. Ama biz de şunu söylüyoruz. Bu ülkede halklar mutlaka birlikte yaşayacak. Bu ülkede 36 etnik kimlik var. Onlarca farklı inanç grubu var. Bu ülkenin Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Ermenisi, Pomağı, herkes birlikte yaşayacak.
bu ülkede Alevisi, Sünnisi, Ezidisi, inananı, inanmayanı bir arada yaşayacak. Bu birlikteliği bozmak isteyen, bu ülkede çözüme engel olmak isteyenler bilsin ki biz bunu sağlayana kadar mücadele edeceğiz, direneceğiz ve kazanacağız. Türkiye halklarıyla Kürdistan halkı el ele vererek bu faşist rejimi yerinden edecek. Halklarımız seçeneksiz değildir sevgili arkadaşlar. Seçenek var. Halkların Demokratik Partisi bir seçenektir. Ve biz önümüzdeki ilk yerel seçimlerde bunu göstereceğiz. Bitirirken diyorum ki İstanbul'u alacak mıyız sevgili arkadaşlar? İstanbul'dan Rojava'ya, İstanbul'dan Ahmet'e güzel bir selam gönderecek miyiz? O zaman şimdiden başlıyoruz. Bütün alanlara özgürlük alanı yapacağız. Ve buradan bir kez daha Rojava'da direnen, yaşamını yitiren tüm şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyor. Ve Rojava halkına diyoruz ki biz sizin yanınızdayız. Sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür. Sizin özgürlüğünüz, geleceğiniz bizim geleceğimizdir. Selam olsun Orta Doğu halklarına. Selam olsun direnenlere. Selam olsun Türkiye ve Kürdistan halkına diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.